açıklama hazırmış. Hemen oraya gidelim bakalım ne oluyor. Görelim o tarafta da. First pick'e geçmiş. Five Flags ilk tercihi yapacaklar ve Lille oynayacaklar. Banla Lille'yi ikinci tercihten üçüncü yasaklamanın asla tahmin edemesinler diye düşünüyorum ben. Çünkü mantıklı. Banlatacaklar. Zorla sana Lille'yi yasaklamak zorunda bırakacaklar. Ve Rosa varken de asla Lille'yi salmak istemez. Evet. Dediğin gibi. Yani en salmak istediği karakterlerden biri. Bir de Rosa şimdi farklı şeyler oynayarak aslında o kahraman havuzunu genişleterek belki de şey üzerindeki odağı tamamen atacak. Yani bakacaklar bu adama bunu yasaklasak öbürsünü oynuyor. Bunu yasaklasak öbürünü oynuyor yani. O yüzden bu noktada Rosa'ya karşı yasaklama yapmak da anlamını yitirebilir bir noktadan sonra. Ya çünkü zaten bir kere stabil çok... Chance de var evet. Stabil çok net oynadığı zaten bir 6-7 tane var. Bunu biraz esnetirsen bu sayı onlara çıkıyor. O yüzden zaten senin 5 tane ban hakkın var. Olmaz yani zaten. Bir de şey dikkatimi çekiyor. Rosa geçen mevsim bu zamanlarda yine iyi oynuyordu ama... Maça kırılma anlarında bazen karar hataları yapıp bazı hatalar ötürü rakip takımı dönemiyordu. Ama Rosa bu sezon bence çok gelişti, daha... Gelişti, gelişti. Daha net, daha keskin. Onu hissediyorum. Yo, M5'in sonundan beri öyle bu arada. Evet. M5'te gruptan çıkma çıkıldığı aşamadan sonraki bazı maçlarda, grup aşaması maçlarının yine bazılarından beri öyle. Yani bence hani hepsi birbirinden değerli oyuncu ama birini biriyle kıyaslamak değil de gelişim ivmesi olarak diyorum sadece ben. Hani hangisinin daha iyi olduğu değil, hangisinin gelişim ivmesinin daha iyi olduğu konusunda bence Rosa takımındaki ilk sırada. Tianzi'li ben ilke Tianzi'yi koyardım. Olur, ikisi beraber İkisi biraz. İkisi birinciliği zaten paylaşıyor mu? En iyi oyuncu değil. Gelişim ivmesi, kendini geliştirme hızı konusunda söylüyorum. Ben enteresan gelmişsin siz ama ben Sunshine'ı koyardım. Yani diğerleri zaten belli bir keskinliğe sahipti. Ufak tefek hataları vardı ama... Evet evet, öyle düşününce Sunshine. Ama evet. Rosa'nın son M5 olaylarını hatırlıyorsunuz. O M5'ten bugüne dersen Sunshine derim. Neden biliyor musun? Sunshine artık takım savaşlarına daha çok etki gösterip katılabiliyor. Çoğu zaman Sunshine'ın savaşa gelmediğini görürdük. Sunshine savaşta olmazdı, çok sürekli farm atıyordu. Evet, daha fazla takımla beraber oynuyor. Bir şeyleri değiştirmişler ama ne değiştirdiklerini tam olarak belki biz göremiyoruzdur. Bence Sunshine'ı birazcık daha yüreklendirmeleri lazım. Yani Sunshine ölse bile... Apex yapıyor bence bunu. Yapar ya. Mardinli kardeşim. Yani takımın abisi gibi. Mardin, evet. Seviyoruz kendisini. Mardinli abimiz. Kaç yaşında Apex? 21 ya da 22 i̇şte olması abi lazım. Diyoruz bu çocuklara, düşün. Ben demiyorum. Murano 25, ben 30. Johnny geldi 68'ine. Yani. Böyle 90 biliyordum ben. ben öldüm arkadaşlar. Estağfurullah canım. Şaka bir yana. Tecrübesiyle bize renk katıyor. Burada açıkta kalınca Gönüver direkt geliyor. Lille'yi kendileri yasakladılar fark ettiysen. Başka evet. Bir şey yasaklasınlar. Belki Nolan'a gidebiliriz. Yani bir Nolan. Çünkü Nolan'ın top ormanlardan, birisiydi. Çünkü Rosa'yı gördüler. Ne alırsan oynarsın sen ya. Git faşan alayın kötü dediler. Burada da yine TNZ'ye Gönüver'e. Ben salmak istemezdim. Neden? Ben de istemezdim. Çünkü bence ilk sıradaki başına... orman şu an ya. İlk sıra demem de. Bir şey söyleyeceğim. Eğer Apex ilk bir gün Gönüver oynamayı düşünüyorsa o maç bu maç. Böyle takımı bulmuşsun abi karşı dağınık. Gunver'i hem vermedin hem de biz oynuyoruz. Hem tank aynen. Yaparım Gunver'e diye düşüncesiyle ve Faramis geldi. Ya repertuarı genişletmek için diyorum. Seviyor ya Apex. Evet. Evet, esneteceksen uygun bir maç şu gerçekten. Şu an mesela Faramis'le beraber X-Mor kaldılar. Direkt Valentina'yı kilitledi diye düşünüyorum ben Rosa'nın. Direkt Valentina'sını aldı. E tabi yani karşıda Faramis varken. Evet. Al abi oyna. Çok net olur. Çok kırılgan olurlar diye düşünüyorum. Hayır, tabii ki olmazlar. Gunver'e çok güzel tank. Yanına tabii da nişancı mı tercih edecekler acaba? Ya, orta koridoru aldılar diye düşünüyorum ben şu anda. Yanına nişancı mı ya da bir tank almazlar? Belki tecrübe koridoruna doğru ilerleyebilirler de böyle çok ciddi önem gösteren bir tecrübe koridoru yok. Eskiden hep Teriza açık kaldığında Teriza görürdük. Teriza bitti mesela. X-Borg Rabia döndü artık olay. Evet. Bir de Dairot var tabii ki. Dairot'un meta'ya girmesi de beni çok fazlasıyla şaşırttı. O da demeyeyim de. Evet, hem orman istersen de tecrübe koridoru. Tank olmasından. Cloud'da beraber Sisi. Mesela Valentina'ya gitmek istemediler. Almak istemediler Faramis'i. Evet. Genelde Valentina tercih ettiklerine çok alışıktık. Ama almadılar. Yine nesli. Ya bir de iki tane istiyorsun ya güzel çalabileceğin. Bir tane değil de iki tane güzel çalabileceğin görünce almak istiyorsun. Nesli alacaksan abi. Diğer tercihleri hepsi maçı tutmalı. Tutacak tercihleri olmalı. Lesley'in önünde etten doğru öreceksin. Gerekiyorsa taştan doğru. Güçlerine kadar evet maçı yani. Tutacak bir şey. Eğer geçen maçtaki gibi oynayacaksa Skunet, diğer bütün tercihleri bence orta oyun, erken oyun geçişini iyi yapabilen. yani savaşmak istiyorlarsa savaşlarda etki gösterebilecek kahramanlar olmalı. Evet. Çünkü yani geçen maç onu yapmak isterlerken evet. Acayip geri düştüler ve geri dönemediler.
Düşündüğümüzde Valentin'e gitti. Martis yasaklandı. Sağ taraf için. Yani ben şunu söyleyeyim. Desteği çok yanlış bir tercih olduğunun hala kanaatindeyim. Çünkü bunu gidersin farklı takımlara bakıyorsun ama Efes sana fırsat sağlamıyor ya. Az önceki maçta bunu gördüm. Yani kendini iyi hissettiği için alıyor oyuncu. Tamam bu da bir tercihtir tabii ki ama olmuyor. Abi önemli maçta, olan... Olmuyor yani olmuyor. Bir maçta dün MPL'de Kadita gördüm. Tank mı mit mi? Tanktı. Evet ya normal geçen sene MTG'de biz de bunu çok gördük ve bunu en iyi yapan takımlardan bir tanesi Nexura'ydı geçen sezon. Bir tanesi de FF'de. FF'de çok fazla. Evet. Apex'in çok fazla oyunu vardı. Belki bu maç o maçlardan biridir. O sene bu sene mi? Hadi bakalım. Olabilir. Bakalım. Yani yasaklamalarını yaptılar. Arlott'un tekrardan gittiğini gördük. Arlott'la beraber Martis'e gitti. Şimdi Faşer'le birlikte Valentina da gitti. Şimdi burada ne tercih edecekler ve Kaja'yı tekrardan aldı. Bence Sisi Boy fena oynamadı az önceki maçta. Hiç faillediğini görmedim ben açıkçası. Maçın başında bir gereksiz verdiği o... Işınlanma mı? Evet. Ya hızlandırmaya alsa hiç gerek kalmayacaktı. Aynen. Işından da belki Kaplumbağa'ya çok daha net kapışabilirlerdi. O kadar geri düşmeyebilirlerdi. Evet. O aslında bir başlangıç gibi. Yani ilk piklerinden iki tanesini tekrar tercih ettiler bu sefer. Bakalım neler çıkacak ama... Ben yine çok beğenemiyorum şu aşamaya kadar yani Faramis'i hariç. Siz beğeniyor musunuz? Ya export güzel oldu bence. Lexi'yi ben gördüm göreli ısınamadım. Çünkü bence abi oyun ilk 15 dakikada, 18 dakikada, maksimum 20 dakikada... Mine olur mu buraya? Olabilir. Çünkü önde hepsi içine girmesi gereken bir kahraman. Bu arada Odette tercihi geldi. Bak, Kaja içine girmesi lazım. Export içine girmesi lazım. Faramis'in için işe yaraması lazım. Yaraması için içeri girmesi lazım. Ve Minotaur da bunun için iyi bir tercih oldu. Onlar koşuyor çünkü. Koşuyor abi üstüme geleceksin bana saldırmak için. Kaçarken belki olmaz da. Odette tercihi ne diyorsun? Çok ciddi hasar var. Aynı mantık aslında. Herkes üzerine doğru koşarken onda etkinliği çok artacak. Evet. Müsait pozisyon bulma ihtimali yüksek aslında şu an. Hayır ben hasarından konuşmak istiyorum ya. O müsait pozisyonda hasarı atma sürece... işte yani. Hayır hasar diyorken çok ciddi vuruyor yani onu vurgulamak istedim. Bir de şey de geri geldi ya bu ulti sırasında. Evet, yerini değiştirebiliyorsun. Seni yakalamanın kolay olmuyor. Ama ya da şöyle daha iyi bir... pozisyon aldığı için daha fazla hasar vuruyorsun. Şey yani. De çok can sıkacak. Tam ulti anındayken Kaja'nın sana ulti attığını bir düşünsene. Ultiler ki ultim bozuluyor ya da X-Borg'un ikinci yeteneği de ultisini bozuyor dedi. O da sıkıntı olabilir ve Dairot geldi. Bahsetmiştik. Klasik, Pizza, Klasik, Martis, Dairot, Karina. Yeter, yeter. Üçünün arasında dönüyor. Şunu söyleyeceğim. Bu sefer Lesti güçlenirken savaşabilecek bir dörtlüğe sahipler. Yani... Lesi de arkadan bir şekilde destek verirse... Erken oyunları güçlü. Bak, evet. Erken oyunları güçlü. Az önce bundan bahsediyordum. FF erken oyunda hasar çıkarabilecek bir tercih yok. Cloud geç oyun. Odette evet. Orta oyun. Minotaur hasar vermese de olur. Evet efendim. Kon pozisyonlarda karşınızda bakalım neler çıkacak. Skunet birbiri isteyecek. Fireflux kolay şekilde 2-0'ı çekmek peşinde olacak. Görüyor olacağız söz sunucularda. Evet teşekkür ediyoruz Elvan Doğru'ya. Evet Tony bir şey güldüm. 4 ışınlar. Ya 4 ışınlar evet. Düşünsene bir anda vah diye hepsi bize. Ya çok güzel olacak bu maç ya. Bence evet. Aralarında oynadıkları mücadelenin en top noktasındaki maç bu. Umarım böyle dakika 25'ler 30'lar görürüz Johnny. Çünkü bu maç o maçlardan bir tanesi ve artık günün ilk serisinin ikinci mücadelesindeyiz. Fireflux rakibi Skunet karşısında 1-0 önde. İkinci mücadelede tercihlerini yaptılar. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyorlar. Yine ormancılara yardım eden takım arkadaşlarıyla birlikte turuncu güçlendirmeler alınıyor Johnny. Alien de yoyosuyla beraber bizde tabii görmeyenler vardır. Maç öncesinde bir ufak... Sisi cosplay'i yaptık ama bence izlemeyin. Ters psikolojik mi burada bence acaba? Bence de izlemeyin. Küçükken yoyo kullanır mıydın? Oynar mıydın? Tabii canım. Hareket Walk the falan. Dog, Around the World falan hareketlerini bilirim. Oo. Yani. Tabii canım. Bu yeteneklerini Sisi oynarken bana gösterme challenge'ını yapalım o zaman bir ara. Şey vardı, Eiffel Tower hareketi vardı falan. Aa biliyorum falan. Biliyorum. Yapabiliyor musun onu? Ya şey yaparsam, birazcık çalışırsam tekrardan yaparım. Benim en çok sevdiğim ama şey Walk the Dog'tu. Biliyor onu musun onu? Onu bilmiyorum. Abi şey, yoyo'yu yanında yürütüyorsun. Walk the Dog işte. Ha. Johnny ben o zaman Mobile Legends'tan bir
Yo'ya isteyeceğim ve bununla ilgili bir içerik yapacağız. Tamam, hatırlamam lazım ama. Ama ben orasını bilmem, hatırlamasına tamam, karışmam. Okay. Biraz çalışmama izin verirsen yapacağım. Tamam, tamam. Çalışmana istediğin kadar izin var. Pizza Adam 4 seviye olmaya yakın Tienzi. 4 seviye olmuşluğunda Tienzi burada Sisibo'yu yakalamaya çalıştı. Emojisini de gönderdi, hızlı bir şekilde geri çıkıyor. Dairot'un erken oyundaki hasarından konuşmak lazım. Dairot erken oyunda kile kavuşursa, yani o alır o kart topun arkasına, devamında herkesi keser. Rosa'ya şu anda mesela atlasa ışınlanmasını alır. Hop. Mesela. Hop. Yani yine doğru saftı. Tienzi pozisyonu. Tobin üstüne gidebilecek mi? Seni toplamaya çalıştı ama yeterli hasar tabii ki çıkmıyor ama Tobin'in ışınlanmasını alması daha önemli. Evet, karşılıklı ışınlanlar gitti. Rosa'nın ışınlanı yaklaşık bir 7 saniye sonra falan gelecek. Bence bunu cezalandırabilirler. 7 saniye içerisinde avantajı evet, ormancıyı çağırıp mesela. Evet, güzel bir skor toplayabilirler. Kita şu anda yengeci takım arkadaşı ormancısına pizzaya hazırlıyor. Sisi Boy Apex'in gittiği koridora daha önceden gitmek için bayağı bir çaba sarf ediyor ve kaplumbağa artık başlangıcını görüyoruz. Alien koridorda bir tane büyük milyon arabasını bıraktı Rosa'nın alması için. Ya bu da aslında mikro bir oyundu. Evet. Bak Rosa geri düştü. Sen 4 seviye ol. Ben zaten 4'ümü de aldım. Yine 4 olur kesinlikle. Savaşa geldi. Mikro derken bunlardan bahsediyoruz. Biz adam 6 seviye olmaya yakın. Şimdi şeyi bekliyorum ya. Apex'in başlatacağı bir savaş. Rosa içeri ultisiyle giriyor. İşte Alien hasar tamamlıyor vesaire. Yani burada enteresan Apex şeyler. Apex! Ultisiyle beraber patladı. Kita arkaya ultisiyle beraber çıkmaya çalışırken Alien'le beraber üstüne doğru çekti. Burada patladı. Rosa ultisiyle beraber içeride Apex. Hasarını çıkarmaya çalışacaktı. Yaptı oyununu kulede. Ama devamında. Devamında bir düşüne. İlk spor skoru. Belki CC Boy buradan çıktı ama önemli iki skor, önemli iki skor gitti. Her iki taraf içinde. Evet. Bir taraf tankını kaybediyor. Birisi tecrübe koruduğunu kaybediyor. Alien hayatta. Alien şu anda önüne geçti. Tank ve de kaplumbağa da alındı. Aynen öyle. Şu an avantajdalar. Ve ya tam düşündüğüm gibi oldu bu arada. Combo yine Mino ile başladı. Ben birazcık daha şey bekliyorum. Rosa'nın ışınlanı olsaydı Rosa girecekti muhtemelen evet, sonra. Evet, evet. O birazcık geç kaldı. Hasar da o yüzden eksik kaldı. Yoksa çok daha net olabilirdi FF için. Evet, Apex'in üstüne doğru pis adam atladı. Can azalıyor. İçine kullandı Apex arada kaldı. Ve evet, Apex'i Faramis'e skorun gittiğini görüyoruz. Belki pis adam alsa daha iyi olabilir ama Rosa yakaladı. Oo, ulti. Üstüne Tienzi tutuyor. Orada yere kaçış sabitlenmiş, yok. Yere sabitlenmiş oyuncuyu direkt tutup skoru çevirmeyi başardılar ve 2-2'lik eşitlik tekrardan sahnede. Altın farkını yok diyorum Johnny. Ya bir Dairot'un başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Bu aşamada düşmek, evet. Ölmek, geriye düşmek. Kesinlikle. Yani kötü oldu. Tabii ki düşmesi. Pozisyonu tekrarında inceleyelim. Burada Faramis'in güzel oyunu skoru getirtmişti. Ardından da Tienzi'nin takım arkadaşımı kestiniz cezasını kesiyorum dercesinde bir skor geldi ve Dairot dediğin gibi erken oyuna düşmemesi gereken bir kahramandı ve burada onu düşürdüler. CC Boy pozisyonu yakında. Tobi de yanında olduğunu görüyoruz. Rosa oraya bir pusu kurdu ve alt koridorda Alien'la beraber eksik. Oradan skor çıkmaz Johnny bence. Evet. Yani bir ufak tefek takaslar oluyor ama devamı gelmiyor. Ama orada sürekli önceliği alanda Sisi oluyor ve yani rakip ormana giriyor, görüş alıyor. Her an orta koridor rotasyon yapabilir. Evet. Ve yani hamleyi ilk önce o yaptığı için şu an Kita biraz daha takip etme modunda hiçbir şekilde önceliği alamayacak. Şimdi yalnız oraya Guinevere de yaklaştı. Kaplumbağa etrafında pozisyonu aldılar. Diğer tarafta şimdi Apex birazcık önde ama ona bir şey olmayacak. CC Boy tabii ki yeniliyor. Bu noktada ışınlanını bekliyor. Oo, alttan skor gelebilir. Tienzi. X-Borg'u bayağı zorladı. Kalkanını aldı. Son vuruşu yapıp ultisini açacaktı ama ultisini açmasına imkan sağlamadı X-Borg. Ve hızlı bir şekilde Kita üstüne dönüp resetlenirken Alien'ın kuleye vurmasına sağladı. Ve kulenin altın barının yarısı alınmış durumda. Yani Sunshine'ın altı ardından Alien'ın altı geliyor. Evet, Kaplumbağa için pozisyon oluştu şu an itibariyle. Yani Sukunet de tamamen üst tarafa rotasyon yaptı. Orada Sunshine oynamayı. Bak geçen maçta mesela Sunshine oynarken iki taraftan da bir şey istiyorlardı. Bu sefer cümbür cemaat üst tarafa gittiler. Bu sefer evet. Kaplumbağa'nın başı boş kaldı. Yani oraya da dümdüz koşuyor şu an Guinevere. Odette arkasında. Evet şu anda Kaplumbağa'ya evet. Başlangıç geliyor gibi. Rosa yakalanacak burada. Rosa'nın başı dertte ışınlanmasını kullandı. Tienzi'nin yanına doğru. Yani tam zamanda kullanılan bir ışınlanma. Birazcık daha mesafe yakınlaşsaydı CC Boy orada evet. Işınlanmasıyla Rosa'ya yaradıydı. Kaplumbağa'ya bakalım kim olacak. Pizza Adam yakınlaştı. Tienzi çarpını kullanabilecek mi? Hayır. Güzel Pizza Adam Kaplumbağa'yı çalmayı başardı. İyi rotasyon geldi bu burada. Bu sefer iyiydi. Bu sefer evet. Gerçekten iyiydi. Yani serinin başından beri Skunet'in bence yaptığı en iyi rotasyon buydu. Hep beraber gelip önce Rosa'yı tehdit ettiler resmen ve ışınlarını aldılar.
Işınlanı yokken Rosa pozisyona giremeyeceğini bildiği için geride kaldı. Tek başına da orada kaplumbağanın üzerine TNZ baktı. 3 kişi geliyor. O da çıkmak zorunda kaldı. Çünkü Kaja'nın hala ulti tehdidi vardı. Ve aslında bedavadan sırf akıllı bir hamleyle kaplumbağa almayı başardı. Apex ultisini 2 kişi ortasında kullandı ama ışınlanmasını atması hiç gerek yok. Çünkü yakınında kimse yoktu. Apex bu sefer hata yapan taraf oldu. TNZ başı dertte. Rosa! Çok ciddi bir hasar oldu. Rosa arkada ultisiyle beraber geldi. TNZ kule altına doğru çekiliyor. Oh. Kobe güzel oynadı. Scorpion'da adamla kaldı. Üzerinde Rosa da mı düşecek? Apex kurtulabilir mi derken oy. Sunshine. Ultisiyle beraber girdi. Skorları toplamaya devam ediyor. Sisi Boy. O da düşecek. Sunshine yanına doğru geldi. Işınlanmasıyla beraber Sisi Boy'u düşürdü ve skor farkında eşitlik artık yok. İlk pozisyonda biraz derine girmişti TNZ. Düşükten sonra bir anda Odette ultisi geldi. Tam böyle turuncu güçlendirmenin oradan bayağı hasar verdi ve Oslar'ı tamamlayan da Sunshine oldu. Evet. Ultisiyle beraber güzel skorlar aldı Sunshine. Hı hı. İlk maçta bayağı geri düşmüştü. Birazcık intikamını alıyor gibi hissettiriyor şu an. Yani 4'e 3'e geldi. Altın farkları da 2000 civarlarında olduğunu görüyoruz. Artık 3. kaplumbağa ve oyunun son kaplumbağası çıkacak. Son kaplumbağası için geri sayım devam ediyor. Az önceki fight'te CC Boy ışınlanması kullandı. Ardından Sunshine'de ışınlanmasıyla girmesine çok gerek var mıydı tartışılır ama skor almasına ihtiyacı vardı. Evet. Şu anda Alien. Orta koridorun ittirmeye devam ederken kaplumbağa 10 saniye var. TNZ alt koridora X-Morg'un canını kalkanını azaltmaya ilerliyor. Birbirleriyle mücadele girdiler burada. Kalkanını almayı başardı. Alien arkadan gelirken burada ışınlanmasını attı ama kaçması mümkün gözükmüyor. Ya bir skor geldi arkadan. Rosa yakalanmış. Rosa ultisiyle beraber kalkanını kaldı. Apex'ten güzel bir ütü geldi. Faramir ultisiyle beraber içeri doğru geliyor. Artık çıktılar. Direkt gittiler kalkanları. Ultisiyle beraber geri skorları toplamaya çalışıyor. Geri doğru çıkmayı başardı ama TNZ içeri doğru girdi. Skorları bitirecek mi? Bitirdi. Kuleden kule! Çok ciddi hasarlar. 7. skorunu aldıktan sonra bir skorda karşıya veriyor TNZ. Ama kaplumbağa alacak takım arkadaşı var gereği. Alien, Alien, Alien. Shayo'nun üstüne çok ciddi hasar kule altından gitti. O ne hasarmış? Shayo buradan çıkmayı başardı. Ultisiyle beraber girebilecek mi ama hayır. Shayo'nun ultisi yok. Çok evet. Uzun savaşlar sürüyor John, onu fark ettin mi? Evet, bitmiyor savaşlar dediğin gibi. Evet, bayağı uzun. Kuleyi almak istiyorlar şu an ve kuleyi de alacaklar. İşte her şeyin sonunda yine görevi yapan Fireflux. Ya aldılar, kaplumbağa aldılar. Ortadaki kuleyi düşürdüler. Sunshine deli gibi farm atıyor. Altın tablosunu açıkçası görmek istiyorum. Durumlar ne? Bak TNZ girdi, kule altına Tobi çekti. Bir tane daha, bir salise daha dursaydı büyük ihtimal bir hit daha yiyecekti, kuleden ölecekti. TNZ orada skor alıp çıkabileceğine inandı ama kulenin çok fazla vurmasını bu sefer hesaplayamadı. Normalde hesaplardı. Bence hesaplayıp takas yapmak istedi. Aldı. Evet, evet. Takas yapmayı göze aldı. Çünkü takımının daha sonradan kule alacağını açacağını biliyordu. Hop, Sisi Boy! Çekti, kule altına doğru eğildi. Alien çıktı! Alacağını çıktı, Apex kule altına 4 kişi havaya zıplatmaya Paramus başardı. Ultisi. Odette arkada bu işe beraber rızkıyor, içeri doğru girdi. Oy, Sunshine! Giriyor. Herkes içeride ultisiyle beraber şovunu yaptı. Geri dolu kolonuna uzaklaşıyor. Kita elleri bağlanmış bir şekilde hiçbir şey yapamadı. Takım arkadaşlarına destek gösteremedi ve 3 kisi öldü. Shayo gitti, Lesek. Sisi Boy gitti, Kaja. Pizza adam gitti, Tyron. 3 tane önemli taşıyıcı şu anda oyunda yok ve deli gibi kule açan bir Fireflux var. Yani az önce dediğim gibi Sunshine bir önceki oyunun intikamını alıyor. Siz bana o kadar odaklanmışsınız, sıra bende dedi. Bu maçta verdiği hasar... Neler oluyor? İnanılmaz. Güzel oyun. Fireflux'tan yine üst kulelerine doğru dayandılar. Orta koridorda herhangi bir kule kalmadı. Üst koridorda da aynı şekilde. Alt koridora sadece bir T2 kaldığını görüyoruz. Bir şeyi fark ettin mi? Yani Fireflux'ta o kadar fazla alan etkili hasar var ki. Yani Faramis'in ultisi varmış yokmuş umurun önünde değil. Direkt böyle pat diye basıyorlar. Faramis ulti açıyor. Kalkanlar daha gelmeden iniyor böyle. İndiriyorlar kalkanları resmen. Ve burada savaşma şansı vermiyorlar rakiplerine. Ya abi Lord'a girecekler, bu Lord'la beraber ilerleyecekler açıkçası. Bak pozisyonu tekrar inceleyelim. Odette Luis'e beraber içeri doğru giriyor. Sunshine'de giriyor. Of. Yine kapandı. Apex'in ama önceki pozisyonu göstermediler. 4 kişiyi havaya zıplandı. Evet. O Combo çok önemliydi. Rıza da Alien'ın yüksek hasarıyla karşı karşı kaldı. Ve evet Johnny, Lord'la beraber ilerleyecekler. Dakika 11'deyiz. Bakalım yine hata gelecek mi? İlk maçta böyle bir hata gelmiş hatırlarsın. Lord öncesindeki yapılan savaşlar, verilen gereksiz saçma yerlerde oyuncuların dağılması işlerin rengini değişiyor ve eşya teçhizatlarını alttan görüyoruz. Yani 9250 altına yaklaşan kim var şu an? Takım arkadaşı. Sunshine yani. Bir dakika, takım arkadaşı gibi gözüküyor ama yani şeyle Sunshine'ın şeyin mukayesesinde Jean'ın
mukayesinde 1400 altınlık falan bir fark vardı. Çok ciddi bir fark değil mi ama yani bu seviyede? Yani bir eşya demek. Bir eşya daha fazla ve daha fazla vurucu anlamına geliyor. Ve Lord, Orta Koridor ilerleyecek. Bu Lord kafa atmayacak, tekrardan söylemek istiyorum. Belki biri üst kulesi, belki iki. Alt ve orta gidecek gibi, alt koridoru savunan yok. Kulenin patlaması burada hasarını verdi. Sunshine seklerini topladı. Üste doğru atladı. Güzel bir hasar denemesi. Kendisi burada kendini üst kulesi alınması için feda etti. Evet. Bir üst kulesi geldi. Apex geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Burada uzaklaşmayı başardı ve Sunshine hasarı da oturmuştu. Evet. Yani burada resmen dedi ki Tianzi, ben kendimi feda ediyorum, siz kuleyi açın. Önemli olan zaten burada görevi yapmak. Yaptı. Bir garip gelebilir hani izleyenler için. Ben yanlış mı görüyorum abi? Bakar mısın? İkisi aynı takımda gibi gözükmüyor mu? Leslie ile Cloud. Anladım. O yüzden resimde... ben de bir şaşırdım. Nasıl aynı takımda bu kadar fazla altın kazanlar diye. O Sisi ufak bir görselde problem tamam, olabilir. Tamam. Sisi resmi. Sisi'nin de farmı iyi. Evet. 1500 altın fark büyük demiştik ama kendi takımındaki arkadaşı da büyük ve toplam altınları görüyoruz. 10.300. İki nişancı arasındaki farka bak. Çok ciddi abi yani. 1500 gibi gözüküyordu o ekranda. Halbuki burada çok daha 300, dehşet bir fark. Yani 3700. 3700, 3.5. Ya, üf yani. Kaç milyon farkı? Kaç dalga alması lazım? En az 8-9 dalga alması lazım. Yani... Onlara da bu oyunun burasına kadar alamadıysa daha nasıl toplayacak skorlardan derken Leslie! Cloud yok etmeyi başardı, Apex üstüne doğru atladı. Burada Apex'ten iki kişiye bu Hasan bir CC geldi. Canlar biraz geç kaldı Tobi. Evet, birazcık geç kaldı. CC burada ışınlanmasıyla beraber görünmezliğini kullandı ve uzaklaştı. Bütün kaynaklar verirdi ama arka tarafta hiç kendini göstermeden base atan bir pizza adam var. Burada hasar verebilecekler mi? Hayır. Yakalayamadı. Evet. Yani aslında yani iyi bir iş başardılar. Nihayetinde Sunshine'ın varlığı... demek oyunun bitmesi anlamına da gelir bir de. Yani derli toplu bir şekilde gelseydi FF ama onu düşürmeyi başardılar. Her türlü o yüzden değer bu takas. Sunshine o kadar kasmış ama hasar anlamında Shion'un daha da üstte olduğunu görüyoruz. Evet. Yani, tabii bir anda gerçek hasarı vurduğundan dolayı ciddi hasar. Evet. Normal olarak. Biz adamın üstünde Alien'dan bir baskı. Verimli hasardı bu arada Sunshine daha iyi bir durumda. Eğer öyle bir istatistik olsaydı muhtemelen. Evet orada daha iyi olurdu ve Lord Johnny. Artık gelişmiş orada doğru ilerliyoruz. Altın farklarından konuşur, takımdaki yaptıkları kompozisyon ve kompozisyonda yaptıkları bazı hatalardan konuşur ve belki de oyunu bitirebilecek bir Lord. Dakika 13.20'deyiz. Bu Lord'la birlikte gidecekler, üst kulelerini mi alacaklar sadece yoksa oyunu bitirmeye odaklı mı oynayacaklar? Mesela Tianzi çok güzel bir görev üstlendi dediğimiz gibi. Gitti, orada kendisini feda etti ve takım arkadaşlarının bir adet de olsa üst kulesini attılar. Orta koridordan büyük milyonlar ilerliyor. Önemli olan zaten. Yani şeyin farkındalar. Orta kuleyi açmak, üst kulesini açmak önemli. Skor karşılığında çok fazla bir şey vermeden... Ooo, Tobi'nin üzerine gitti. Tobi orada ışınlanmak zorunda kaldı. Ve oradan çıkıyor Sunshine. Rakipten hemen ışınlanı alıyor. En önemli oyuncudan, en önde olan, en fazla tehlike yaratabilecek oyuncudan ışınlanı alıyor. Faramis'in bir sonraki pozisyonda ışınlanı olmayacak. Shio! Alt koridorda minyonları bekliyor. Minyonları ittirmeye devam derken bir yandan da üst koridordan, orta koridordan minyonları geliyor ama artık Lord zaman Tianzi. Bu da zıplattı bir anda, o içine atmak değildi amacı tabii ki. Orada birkaç yetenek alabilir miyim? Birkaç büyü alabilir miyim? Yemledi. Klon da bıraktı. Sonra çıktı oradan. Aynen öyle. Şimdi Lord geliyor. Sisi. Üst koridordaki minyonları da ittirdi. Alt koridordan minyon dalgasında Apex, Rosa, Sunshine ittirmişti. Bütün minyonlar aynı anda gelmiyor ama aynı sürede gelecekler gibi iki tane. Lord'u şu anda diğer kulenin rejide sokarak hamlesi yapmaya çalıştı. Shio burada zıplatabilir. Faramis ölçü kullandı. Aradan kaça gitti. Bir sağdan Faramis ölçü içine girdi. Burada kalkan kazanmama yeter değil. Sisi adam burada düşebilecek mi diye baktım. Evet, Sisi düştü. Tobi burada yüksek hasar vurdu ama gelen milyonları tutmak artık zor. Alien girdi kuleye vurdu ama kuleden önce alması gereken Shio skoru var. Rosa deli gibi kuleye vurdu ve skor 2-0'a geliyor. Fireflux sükuneti artık geçerek puanını 3'e tamamlıyor. Aynen 3'e getirdi. Yani güzel bir başlama ya. Bayağı iyi oynadı Fireflux. Görevleri çok iyi yaptılar. Geri geldiğinde de can feda etmeleri gerektikleri durumda canlarını feda ettiler. Apex'in ultileri, odetlerin ciddi hasarı. Ben keyif aldım maçtan ya. Güzel bir makro oyun vardı. Yani sonuna kadar hak etti. Çok üzerine söylenecek bir şey yok. Tabii ki muhakkak ki değerlendireceğiz ama Sükunet çok çok geride göründü güçlü rakibinden. Böyle de gider sahne çıkarabileceği maçlar bilmiyorum nasıl olacak onlar için ama playoff ihtimalleri zor görünüyor. Evet. Net bir galibiyet FF'ten. MVP'ye hemen bir bakalım efendim. 5-0-9'da Roza üst üste bu maçta ikinci MVP'yi almış oldu. 11K'ın üzerinde bir... Geçen maçta. O civarlarda bir şeydi evet. O civarlardaydı doğru. Yine ölmemişti galiba. Günün MVP'si yazacak mıyız acaba? Daha iyi performanslar çıkacak mı? Ben onu düşünüyorum çünkü. 28 KD'ye de bitiriyor günü.
Çok ciddi. Çok çok iyi. Yani. Normal değil, hiç ölmedi bugün. Evet, hiç ölmedi. Daha da maç oynamayacağı için hiç de ölmemiş olacak zaten. Yani. Güzel yani, oralttı, güzel oralttı. Elvandır Uyan, yapıyorsun. Bugün de şey olarak değil mesela, dün Remember Me de ölmedi. Ama Remember Me çok uzaklardan oynadı. Sürekli evet, böyle üzerinde işte küsopası vesaire, işte ölümsüzlük vesaire. Onlarla beraber oynadığı için ölmedi. Ölmemek evet, için resmen teçhizat koydu. Ben dedim ki ben bugün ölmeyeceğimmiş gibi bir izlenim vardı Remember Me'de. Katkısı var mıydı? Evet vardı. Vardı, vardı. Ama bir... Rosa kadar değildi. Fark var, büyük fark evet, var. Evet, tabii canım. Yani burada Rosa'nın ölmemesinin sebebi Rosa rakiplerini öldürdüğü için onu öldürecek kimse kalmıyor. Hani birazcık fark birazcık fark şu var. Kelime ya, oyunlarına bak. Elvandro'nun en iyi yaptığı şey. Bir matematik, iki laf oyunları. Yapıyorsun sporunu, yapıyorsun. Bu sefer o kadar zamanımız yok. Geçen M5'te çok zamanımız var da bana Çin'in böyle yani pirinç tarihini falan anlattırıyorlardı bana en son artık. Böyle, yok artık. Atom altı parçacıkları İsviçre falan öyle şeyler konuşuyorduk. Abi yani bu kadar çok zaman vardı. Evet. Yani bu sefer o kadar zamanımız yok efendim. Birbirimizin en sevdiği renkleri konuşuyorduk abi yani. O derecedeydi M5. Bir gün biz de konuşuruz ya, vakit yaratırız yani. Vakit oldukça şey yaparız. İstatistikler geldi efendim. Oraya hemen bir bakalım. 15'e 9'luk bir skor çıkmış oldu. 51K altın topladı totalde. Hatta 52K FF tarafı 43K'da kaldı. Skünet 9'a 1 kuleler. Aklınıza gelebilecek oldum olası bütün istatistiklerde yine FF önde. Bütün objektiflerde mor, turuncu, yeşil, pembe, sarı artık ne varsa. Hepsinde net bir oyun sergilemiş oldular. Skünet tarafı birazcık açıkçası zayıf göründü. Xborg %44 kill katkısında kalmış. O biraz dikkatleri çekiyor. Diğer tarafa baktığımızda Apex'in %80'lik bir katkısı. Rosa'nın yine %93'lük bir katkısı var. Öne çıkan istatistikler. Yine baktığımızda 36K'lık bir kule hasarı. Ortalamaların çok çok üstünde. Yani çok temiz bir oyun. Tek taraflı iki maç. Net bir seri. Tek kale. Tek kale.